Bir kez daha şimdi son bölümlerde artık. Kale vuruşunu kullanacak. Eskişehir Anadolu Üniversitesi önde basıyor Bursa Yıldırım Spor. Şimdi bir şut şansı, orta şansı. Taç mı? Atak devam etme eğiliminde. Ceza alınışından bir kez daha. Abdullah, 8 numara Abdullah bir gol attı Tarsitman yurdunda. Yan tarafta hakikaten yani turnuvadaki benim gördüğüm kadarıyla ikinci frikik golü bugün. Taç. Bursa Yıldırım Spor kullanıyor şimdi. 2014'ler yarı finalin ilk maçındayız. Bu maçı kazanan takım finale yükselecek. Şimdi gözlerimiz maç hakeminde ve Enes Bektaş ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarının sonucu 0-0. Başladı. Tekrar çay. İki takıma bir kez daha başarılar dilerim. Taç. Anadolu Üniversitesi'nin. Sıfır sıfır eşitlik devam ediyor. Bursa Yıldırım Spor Anadolu Üniversitesi mücadelesinde ikinci yarı başladı. 2014'ler yarı finalin ilk maçındayız. Bu maçın galibi finalde rakibini bekleyecek. İnanılmaz da bir yağmur var Bursa'da. Yani günlerdir beklediğimiz yağmur. Aha.
Şimdi korner kullanılıyor. Orta geldi. Anadolu Üniversitesi atak tazelemek istiyor. Mehmet Efe. Bir şut şansı, korner. Anadolu Üniversitesi ikinci yarı daha etkili başladı diyebiliriz. Korner. Bir kez daha atak tazelemek istiyor Anadolu Üniversitesi. Aynı atak şansı yakalayabilir mi Bursa Yıldırım Spor? Şimdi aynı atak şansı. Olur mu dediğim anda Erol araya girdi. Bir kez daha şimdi. Bu sefer de pozisyon izi vermeyen Bekir Emir. Top oyun alanında. Korner. Yağız'dan top dışarıda. Oyuncu değişikliği var Anadolu Üniversitesi'nde ve Bursa Yıldırım Spor'da. Hakem devam dedi. Bir şut, direğin yanından dışarıda. Şutun adı. Notlarımın arasına bakıyorum. Kerem. Kerem Kaleci Bey. Kalecinin ellerinde kalan bir atak. Kale vuruşu. Buradayım hocam. 20. dakikadayız. Normal sürede maçın 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. 3'te 2'lik bölümü. Hamza. Mete Terzioğlu. Şimdi karşı karşıya. Gol mü geliyor ve gol geliyor. Haktan Kaba, Haktan Kaba finalin kapısını aralıyor. Bursa Yıldırım Spor'un 54 numaralı formasıyla Haktan Kaba. Daha önce 2 golü vardı turnuvada. 3. golüne 54 numara Haktan Kaba. Bir kez daha oyuna başlıyor Eskişehir Anadolu Üniversitesi. 20. Kalecinin ellerinde kaldı top. Giray, düzeltiyorum. Eren Tokat. Eli 4 numaraktan Kaba. Temiz bir vuruşla. Şimdi bir bacak arası denedi. Mete ile Hamza. Taç atışını kullanacak şimdi. Maçta 22. dakika.
Gol geldi, maçın şekli değişti artık. Dönüşü olmayan bir maça döndük. Dönüşü olmayan bir ana geldik şimdi. Yerde kaldı iki oyuncu. Umarız önemli bir şey yoktur. Faruk gördüğüm kadarıyla burada. Anadolu Üniversitesi'nde Yıldırım Spor'da yerde kalan hangi oyuncu olduğunu göremiyorum şu an. Umuyorum ki önemli bir şey yoktur. İki oyuncumuzun da, iki genç kardeşimizin de, canımızın da. Şimdi serbest vuruş kullanılıyor. Yağız topun başında. Yağız kullandı. Arka tarafa doğru. Alanında tutamadı topu. Mete. Kale vuruşuyla oyuna başladı Yıldırım Spor. Filerin kapısını açtı Yıldırım Spor şimdi. Oğuzhan Saltık. Oğuzhan birinci rakibinden sıyrılmak istedi. Kerem Karacabay araya girdi. 10 numaralı forması da Faruk Taç. Anadolu Üniversitesi'nin 24. dakika. Normal süre son 6 dakika. 15 30 dakika maç halinde oynanıyor. Taç bir kez daha kullandı. Anadolu Üniversitesi beraberlik için yükleniyor. Rakip kalede. Araya girdi şimdi. Serbest vuruş. Öncesinde faul çaldı. Maçın hakemi Enes Bektaş. Faruk Çağan. İki kişilik baraj var. Maçın hakemi işaretin beklendiği düdüğünü gösterdi. Üç kişi oldu şimdi baraj. Bakalım nasıl bir tercih kullanacak. İşaret geldi. Faruk dışarıya istediği gibi vuruş gerçekleştiremedi. İstediği falsoyu veremedi diyelim ya da. Onu da alacağım. Bekle. Şimdi Anadolu Üniversitesi kendi yalanından çıkmak istiyor. Şimdi top geçti ama bakıyorum hakem. Devam dedi. Kale vuruşu. 26. 27'ye doğru gidiyoruz. Bir karambol, bir şut ve top ağlarda gol, 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 gol. Yarı finalin kapısını Oğuzhan Saltık'la, yani ardına kadar aralıyor. Çarpı. 2-0. 9 numara Oğuzhan Saltık. Bursa Yıldırım Spor 2-0 öne geçti. Burası 2014'lerde ilk finalist Bursa Yıldırım Spor olmak üzere.
İşaret geldi, bir kez daha santra yaptı Anadolu Üniversitesi. 29. dakikadayız. Normal sürede son 1 dakika. İlk 20 dakika ortada geçen bir mücadele ve son 10 dakikada maçı koparan bir Bursa Yıldırım Spor var. Taç. Oyuncu değişiklikleri var. Taç el değiştirdi. Farkı azaltabilir mi? Bir sürprize yol açabilir mi? Derken Kerem Karacabay. Şimdi son pozisyon. Başkanım, sabahtan beri müthiş bir yoğunluk var. Ekip tabii çok kuvvetli. Bak 15 kişi var burada. Gözükmüyor. Kahramanlar çok bizde. Bir de bu arada Doğu Gücü'ne de gittiler. Canlı yayın. Serbest vuruş. Spikerde bizim yeri. Canlı yayına gideceğiz şu anda. Oyuncu değişikliği var Anadolu Üniversitesi'nde. Artık gözlerimiz yavaş yavaş maçın hakemine, spektaklara dönüyor. Uzatmalar da önemli. Üç kişilik bir baraj. Farkı açma çabası Yıldırım'da. Arka direğe doğru geçmedi. Şimdi bir şut şansı olur mu? Etten duvar adeta. Top yavaş yavaş kornere süzülürken maçın hakemi Enes Bektaş korneri gösterdi. 20 numaralı forması Toprak Gürbüz. Maçın sonuna 1 dakika ilave etti Enes Bektaş. Korner kullanıldı. Hemen oyuna başladı Anadolu Üniversitesi. Şık bir çalım. Kıran kıran mücadeleler. Kerem. Topu attı, kendini geçemedi. Taç Anadolu Üniversitesi'nin. Ve maçın son düdüğü. Bursa Yıldırım Spor 2014 grubunda finalde. Bir 2014'lerde yarı final ilk maçında Bursa Yıldırım Spor İstanbul Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin 2-0 var bilerek finale yükseldi. İlk finalin son 2014 grubunda. Üçüncü bu maçında mücadele edecek şimdi Eskişehir Anadolu Spor Anadolu Üniversitesi. Diğer finalist final maçı için diğerleri final maçına geçeceğiz. Diğerleri final maçı kim ve kim arasında? Kibron'da kurumunda
Spor, Ünlet Bursa Gelişim, Osman Gazi Gelişim Gücü. Bunu bekliyoruz. Bundan sonra da sol tarafta araba yatağı Düz Spor maçı olacak. Yarı final maçı. Şimdi Bursa Spor, Osman Gazi Gelişim takımları sahaya bekliyoruz. Bursa Spor, Osman Gazi Gelişim canlı yayın sahasında. 2012 yarı final. Araba
Osman Hoca ile o şimdi 2012 yarı finalindeyiz. Başlatıyorum. Ha? Ne oldu? Müzik kes. Ve şimdi oyun maç başladı. Bursa Spor, Osman Gazi Girişim Gücü. Bursa Spor yeşil beyaz ağırlıklı formayla mücadele ediyor. Yeşil turuncu formayla Girişim Gücü'nü izliyorsunuz. Bursa Spor takımı Kayra, Enes, Berat, Umut, Aytu, Sarp, Kaan, Kemal, Yiğit, Aras, Berkay, Hamza, Eren, Mirsat, İsmet, Oğulcan. Yer alırken Girişim Gücü'nde Mustafa, Hamza, Subaşı, Mir, Anık, Eren, Gören, Yunus, Emre, özellikle dikkat çeken bir oyuncu Emir Kurtuluş, Hamza Güvendik, Umut Efe yer alıyor. Burak, Berat, Salih, Kuzey, Utku, Umut, Kaan, Yunus Emre Dal, Aytu gönderdi. Geçen maçın yıldızı Sarp. İki muhteşem golü imza atmıştı. Özellikle de üçüncü golü dar açıdan çok klas bir gol. Hamza. Arayı bıraktı. Kalecinin ellerinde eriyen bir atak. Girişim Gücü. Şimdi bıraktı topu. Bir şut kalecinin elinde. Dönen top ve gol. Sarp. Sarp Sevim. Bursa Spor golle başladı. Sarp Sevim. Bursa Spor'da 7 numaralı forması Sarp Sevim. 7 numaralı Sarp Sevim'in golü. Kale vuruşu. Kale vuruşuyla Kayra Aydemir. Araya girdi şimdi Girişim Gücü oyuncu. Baskı yapıyor. Hamza Gülpınar. Taç kullanacak şimdi Bursa Spor. Maça golle başladı adeta. Yarı final ikinci maçı sol tarafta araba yatağı 2-1 mağlup İtman Yurdu karşısında. Şimdi bayrak havada. Hamza Gürpınar'ın pozisyonu var ama bayrak havada. Bu
arabaya tekrar tabii atak tazelemek istiyor yeşil beyazlılar. Tabii forma numaralarını görmekte zorlanıyorum İtman Ocağı'nın, düzeltiyorum, Osman Gazi Gelişim Gücü'nün. Şimdi Kenan, Sarp Sevim, Sarp son noktaya indi Sarp. Aytu geldi arkasından, kaptan. Aytu şöyle beksin etrafında döndü. Pozisyonunu dendirdi, açısını döndü Berat Efe. Berat gönderdi yerde kaleci. Mustafa Sezer. Biliyor musun? Her bir çocuk. Bunlardan sonra bir çocuk boncuk maçı oynanacak mı? Ne diyorsun yavrum? Bir kez daha şimdi. Bursa Spor'un 1-0 üstünlüğü var. Anahtar kim söylüyor? Ablalarda. Anahtar sende mi? Ablalarda. Abla şimdi nereye? Nereye gidiyorsun? Şimdi bir kez daha Bursa Spor takımı fark açmak istiyor. 8. dakikadan 9'a gidiyoruz. Benim sen mi? Benim değil hocam. Şimdi dördüncü başına var mı? Yapmayı düşünüyoruz ama şimdi bu maç bir oynansın bakalım. Kim oynayacak, kim oynayacak, kim oynayacak şimdi? Kamil, kim oynatıyor şimdi? Son yarı final. Son yarı final oynayalım. Oynat, normalde oynatacağız, Betül'dür, normalde var. Serbest vuruş kullanacak şimdi. Maçı var. Şimdi mi? Hazırsan hemen başlayalım Betül. Gerekli adımı adımladım. Açın hakem Enes Bektaş. İşaretini vermek istiyor. Kaleciyle görüştü. Düdüğümü bekleyin dedi. Dediğim gibi forma numaralarını göremediğim için şimdi çok fazla da bir şey söyleyemiyorum. Mükemmel bir şut. Yerde sekti. İki hamlede. Kayra. Topun sahibi. Savunlar attı, sonundan geçti. O da ben de geldim. Tamam, öyle yapalım. Şimdi geçsin oraya.
Şimdi sana verir. Herhalde uygun değil. Bunu indiremiyorum. Bunun sıkıntı var. Şimdi bir sürü. Bak. En geriye. Kalede Yiğit varmış. Yiğit Diker varmış. Kayrağı yedekteymiş. Yiğit. Evet, Erspor Sahiler 3.lük 4.lük karşılaşması için bir tarafta Tüze Spor, diğer tarafta Arama Yatağı zorlu maç için başlıyoruz. Yarı final. Yarı final. Son yarı final. Yarı final. Son yarı final. Bir saniye hocam düzeltsin şöyle. 2014'lerde son yarı final. Araba Yatağı Tüze Spor. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş top süzülüyor. İlk yarından maçın ilk 10 dakikası geride kaldı. 3'te 1'lik bölümü. Hocam şimdi formalar da sınırsızdan birlik formalar. Tamam başkanım. Teşekkür ederim başkanım. Remzi Cinoğlu, Bursaspor eski başkanları. Onlar da gidiyorlar. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Başkanım, sarkından dolayı kusura bakmayın. Remzi başkanım, bu mağlup kupaları verelim. Gidecek bir takımımız var. Sizi de yol edelim. Bir gidecek bir şartımız var. Onu sizi de yol edelim. Nasıl? Size de gidecek mi? Evet, değerli spor severler. Evet, şimdi... Başkanım, gidecek olan kulübümüz var. Eskişehir'den geliyorlar. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Futbol Okulları aramızdalar. Başkanımız Nevzinoğlu, Bursaspor'un eski başkanlarımızdan, sağ olsun duayenlerimizden. Bursaspor'un yanık etmiş insanlarımız. Bizim için çok kıymetli. Evet, altı. Altıncılar. Şimdi. 2014 grubu. Bak. 2014 grubu. Bursaspor'un 1-0. 4-4. Şimdi kaleci Yiğit'e kadar gelen top. Karşı tarafa geçin siz. Sporcular karşıya geçsin. Başkanımız bu tarafta kalsın. Fazla malzemeler alın çocukların üzerinden. Sıraya geçin. Evet, arka taraftan gelelim. 13. dakika. Arkadaşlarımız. Gençler arka tarafa doğru geçin. İleri geçin. Gençler. Serbest vuruş. Yiğit'in yaptığı harekete faul dedi maçın hakemi. Arka tarafa geçiyoruz. Geçtik. Eskişehir Anadolu. Evet, arkaya geçiyoruz. Geç olun. Evet, hızlı. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Ben önce Bursaspor Kulübü'nden başkanlık yapmıştı. Sevgili Demircioğlu başkanımıza duygu ve düşünceler için mikrofonu vermek istiyorum. Teyze girdiğimiz zaman konuşmaya başlayacağız. Evet başkanım, hoş geldiniz organizasyonumuza. Ne kattınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. 2014'lerin diğer yarı final mücadelesinde Kütür Spor'un golü var bu arada. Teşekkür ederim başkanım. Evet şimdi madalya. Şimdi sayın başkanımız takdim ediyor. Duran toptan beraberlik şansı. Gelişim gücü için. Anadolu Üniversitesi. Bir karambol. Kaleci Yiğit'te kaldı. Evet, toplu fotoğraf alınacak. Arka tarafta bekleyelim hocam, ayrılmayalım. Evet, Murat Hocam,
Yine spor duayeni Murat Tuzan hocamız aramızda. Ona da bir hoş geldin diyelim. Alkışlayalım kendisine. Sevgili Murat hocam. Şimdi son noktaya doğru gidiyor. Bravo Yiğit! Yiğit'in elinde kalan, ellerinde eriyen bir atak daha. İlk yarının son bölümlerindeyiz. 1-0 Bursa Spor'un üstünlüğü devam ediyor. Sarp'ın ayağından bulduğu golle. Fark açma çabası şimdi. Hamza Gürpınar. Sıyrılamadı. Şimdi gelişim, Osman Gazi gelişim gücü. Güzel bir çalım, iki hareketi de güzel. Kaan Demir. Bursa Spor takımı bir kez daha pas yapmak istiyor. Yiğit kendi alanından pas yaparak çıkmak istiyor. Berat Enes araya girdi, gelişim gücü. Bir kez daha Enes, Berat, kaptan Aytu geldi. Kaan ve ilk yarının sonucu Bursa Spor 1, gelişim gücü 0. Evet, Bursa Spor 1 Dönem Başkanları olan Rezinov'dan madalyalarınızı alıyorsunuz. Eskişehir Anadolu Üniversitesi futbol altyapısı. Alkışlarla. Tamam, bir tane plaketimiz var şimdi. Evet, şimdi hemen buradan bakıyoruz. Evet, hep beraber hocalarımız da burada olsun lütfen. Al kendi. İki. İkinci yarı biraz sonra başlayacak. Ve maçın ikinci yarısı başladı. İki takıma da bir kez daha başarılar diliyoruz. Ve Özbek hocamıza yolcu ediyoruz. Takım adına da teşekkür ederiz. Beraber teşekkür ederiz tekrar. Sağ ol. Başkanım çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkürler, sağ ol. Serbest vuruş var. Orada yerde kalan bir top. Işık kalsın da. Evet, o kadar çok ödül, o kadar çok
madalya kupa var ki dördüncülük kupasını vermeyi unuttum. Çok özür diliyorum. Evet. Kaç yaşta canım ki? 2014. Evet, çok özür diliyorum. Kupa madalya o kadar çok ki. İnanın vermeyi unuttum. Şöyle kameraman gösterirse arkadaşımız. Ben sabahtan beri kupa madalya veriyoruz ama hala unuttuğumuz var. Kafası hala dolu. Bunların hep sahibini bulacak. Bursa Spor taçı kullanacak. Maçtaki tek golün adı. Ben değil, birimizi davetim. Sizin yerinizde kim aldın hocam? Hamza'dan önce defans araya girdi. Evet, burada hocamız var. Ben sizi takdim ediyorum. Siz verinizden hocamıza. Evet, alkışlarla... Şimdi hala tak şansı Bursa Spor'da. Araya girdi Osman Gazi gelişim gücü. Ve şimdi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'de bu arada dördüncülük kupasını alıyor. 2014 grubunda. Çok güzel mücadele ettiniz. Kaptan Aytu. Aytu. İki kişi peşinde. Aytu. Kale vuruşu. Oyun değişikliği. Gelişim gücünde. Karşıladı karambol Aytu. Bir kez daha şimdi. Beraberlik var bu arada. Araba yatağı. Beraberliği yakaladı. Tütün Spor karşısında Bursa Spor 2012 grubunda Sarp Sevim. 1-0. Devam ediyor. Maçın ilk dakikalarında golle başladı Bursa Spor. Devam ediyor. Şimdi bir pozisyon şansı Bursa Spor için. Geçmedi. Korner. Sarp. Sarp Sevim maçtaki tek golün sahibi. Sarp. Aytu ile paslaştı. Sarp. Pas arası yaptı rakibi. Ama Aytu yakaladı top. Aytu bıraktı dışarıya. Geçmedi. Şimdi hani atak şansı olur mu? Bir kez daha top Bursa Spor'da. Aytu. Sarp'a verdi. Bir kez daha geçmedi top. En son. Umut. Sarp. Sarp Sevim. İçeriye çevirdi. Karambolden çıkabilecek mi top? Aytu şut şansı bulamadı. Şimdi ana atak şansı gelişim gücü adına. Aytu araya girmek istedi. Bir arkaya doğru top. Top hızlı. Kale vuruşu. Son 10 dakika mücadelede. 1-0 önde Bursa Spor. Gelişim gücü karşısında. 2012 grubunda. İtman Hoca rakibini bekliyor. Bir şut dışarıya. Bu dediğim anda kaleci Yiğit. Uzandı aldı. Geçmedi top Sarp'tan.
Taç. Bursa Spor'un. Berat Efe. Oyuncu değişikliği. Korner kullanılacak. Sarp Sevim. Pozisyonunu arkadaşlarına bildirdi. Çalışılmış bir pozisyon ama istedikleri gibi kullanamadılar. Berat. Bir kez daha. Kamuçu gidiyor. Kardeş Berat sen çık oradan. Sen gel buraya. Taç Bursa Spor'un. Temas istemiyorum dedi maçın hakemine Spektaş. Kaan Demir, Kaan, Hamza, Kaan, korner. Köşe vuruşu kullanılacak. Bütün duran toplarda olduğu gibi atak yönüne göre sağ tarafta. İstediği gibi yükselemedi. Timing hatası Hamza'dan. Sarp Sevim kullanıyor. Bursa Spor'da şu an maçtaki tek golün sahibi. Diğer tarafta ilk yarı bitti. Takip edebildiğim kadarıyla 1-1. Serbest vuruş. (Gülüyor) 25'e doğru gidiyoruz. Normal sürede son 5 dakika. Tarsus İtmanyur rakibini bekliyor. Maçın kaybedeni araba yatağıyla üçüncülük maçı. Araba yatağıyla üçüncülük maçı var. Bir diğer üçüncülük maçı yok. Anadolu Eskişehir. Anadolu Üniversitesi gittiği için bu maçı kaybeden, yan taraftaki maçı kaybeden üçüncü olacak otomatik olarak. Şimdi kullanıldı. Kaleci kullandı. İkinci yarı başladı diğer tarafta. Bu maçta son. Normal sürede 4 dakika. Diğer tarafta yarı finalde son devreye girdik. Artık Fethi Kupası'nda Derya Kap'ta sonlara yaklaşıyoruz. Taç. Olur. İlk şarısı açtırıldı. Kaan gidiyor. Kaan Demir. Sıfıra indi Kaan. Çevirdi. Kaptan Aytu. Aytu'nun gönderdiği yerde umut yok. Kaan Demir'e dayanmadı. Bir kez daha. Berke istediği gibi uzaklaştırmada bir pas hatası. Pozisyona girebilir mi Bursa Spor? Kaan Demir. Kaan önündeki alanı çaprazlamasına geçmek istedi. Gelmedi Sarp'a. Yiğit yeni pas olur düşüncesiyle elini almadı. Gelişim gücü bir pozisyon bulabilir. İçeriye doğru Yiğit riske atmadı. Topu kontrol etti. Peki ben çıkayım. Yarı finaller artık son buluyor. İki tane final.
bir tane de 2012'nin üçüncülük maçı kaldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi gittiği için bu maçın mağlubu sol tarafta şu an yayında olmayan yarı finalde maçın mağlubu otomatik olarak üçüncü olacak. Ve şimdi Bursaspor Hamza faul bekliyor, hakem devam dedi. Hamza Sarp Sevim Aytu bıraktı. Sarp Sevim Umut birinci hareketi güzel. Sarp'ın önüne doğru. Sarp çevirdi. Defans oraya girdi. İnanılmaz bir müdahale. Çok kritik. Aytu. Bir kez daha Sarp'a. Hakem offside yok dedi. Çizgi kontrolü yaptı. Bursaspor öldürücü bir baskı. Şimdi bu baskıdan çıkmak istiyor. Gelişim gücü. 28'deyiz. 29'a doğru gidiyoruz. Normal sürede son 1,5 dakika. Yiğit'ten riskli hareketler ama temiz bir pozisyon. Geçer mi? Geçti ama takım arkadaşına gelmedi. Bir kez daha şimdi Bursaspor. Hamza istediğini yapamadı Hamza. Şimdi Aytu. Hamza bir kez daha geçmedi. Etten duvar eriyor gelişim gücü. Birinci rakibinden sıyrıldı. Aytu kaptan araya girdi. Bir kez daha kaptırdı. Taç. Topu oyunu olan içinde kontrol edemedi. Aytu. Oyuncu değişikliği. Kemal oyunda Bursaspor'da. Hamza Gülpınar dışarı çıktı. Taç. En uçta gol bekleyen isim son uzatmalarla beraber son bir dakikada neredeyse diyeceğimiz dakikalarda Yiğit yerde sekti, topu kontrol etti. Kemal o bıraktı. Sarp Sevim dışarıya. Finali perçinleyecek bir gol gibiydi. Bir dakika ilave etti maçına Kemal Spektaş. Kemal Aytu. Bu arada 1-0'dan 2-1 yakalı tuttu karşısında araba yatağı 2014'te. Kemal kontrol edemedi topu. Bu maçın galibi İtman Ocağı'nın rakibi olacak finalde. Icardi sevinci geldi. 2014'lü futbolculardan araba yatağında. Serbest vuruş. Belki de son pozisyon Bursaspor adına. Bu maçtan sonra bir kez daha Bursaspor